Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir önceki videomda dediğim gibi kendi vücut ağımla fonksiyonel antrenmanlar yapmıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi bu videomda da basketbol oynayacağım. Çıktığım zaman basketbolla neler yapabiliyorum mesela. Şimdi ilk etapta topla birlikte yaptığınız antrenmanlarda devamlı topla birlikte haşır neşir olduğunuz için aslında size bu zul gelmiyor. Yani takım sporlarının zaten en büyük avantajı bu. Çıkıp maç yaptıkları zaman inanın ki normal çık koş desen koşmaz ama o maçta kıçını yırtar yani oyuncu ya da sporcu. Dolayısıyla zul gelmiyor. Yani top buraya gidiyor, topa koşuyorsun. O sırada koşmuş oluyorsun. Topu yerden almış oluyorsun, çekmiş oluyorsun. Bel kasların, sırt kasların çalışıyor. Topa bir hamlede bulunuyorsun, görüyorsunuz bütün vücudum devrede. Yani hem omuzlarım, kollarım, sırtım. O yüzden bir basketbol antrenmanı yaparken aslında basketbol oynarken diyeyim yani antrenmandan çok oynarken burada kendi başıma oynuyorum ama kondisyon kazanıyorum. Ondan sonra metabolizmamı hızlandırıyorum. Gene spor yapıyorum, sağlık kazanıyorum. Atıyorum mesela turnikeye gideceğim diyelim. Turnikeye geldim. Turnikedeyim. 1-2. Ne oluyor bunu yaparken? Bütün kas gruplarım devrede. Bacaklar devrede, zıplama kabiliyetim artıyor, kollarım çalışıyor, göğsüm çalışıyor, sırtım çalışıyor. Yani bir şut atarken bile arkadaşlar geldin, şut attın, hop zıpladın, şut attın. Burada bütün kas grupları devrede. Kollar, omuzlar, göğüs, topla birlikte koşuyorsun. Bütün vücudun da çalışıyor, bütün kas grupların da çalışıyor. O yüzden hani arada bir sıkılmamak için alın topu evinize, bir top edinin, alın topu evinize, elinize. Çıkın arkadaşlar. Bu futbolda olabilir, basketbolda olabilir ya da arkadaşlarınızla toplanırsınız, voleybol oynarsınız. Ama muhakkak sporu hayatınıza sokun. İlla ki her gün vücut geliştirme antrenmanı yapmak zorunda değilsin. İlla ki kendini odaklayıp her gün aynı antrenmanı, aynı sistemi uygulamak zorunda değilsin. Dolayısıyla kondisyon kazanmak için, güç kazanmak için, formda kalmak için, yağ yakımın için, sağlığın için herhangi bir branşta, fonksiyonel antrenman olur, basketbol olur ama muhakkak hayatına egzersizi ekle. Yapamıyorsan, yapmak istemiyorsan yardım al, destek al ama muhakkak sporu hayatına sok. Yani şimdi ben mesela burada oynarken, oynadığım zaman mutlu oluyorum. Yani şimdi atıyorum, basketbolu aldın, diyelim atamadın ya da attın. Tekrar aldın, tekrar aldın, tekrar atamadın, hırs yapıyorsun. Devamlı aktifsin. Ya devamlı bütün vücudun aktivite halinde. Alıyorsun, şimdi bir de şöyle bir şey var sevgili dostlar. Atamadım mesela. Atamadım. Atana kadar devam et. Beceriksizliğin bu kadarı. Atamadın, devam et. Bakın bütün vücudum çalışıyor. Adrenalin salgılıyorum. Atamadım diyorum, bir daha atmalıyım. Ne yapıyorsun? Hırs yapıyorsun. Yani canın sıkılmıyor, anladın mı? Bir şeye odaklanıyorsun, bir hedefin oluyor. Bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Diyelim ki tek başınıza sıkılıyorsunuz. Arkadaşlarınızla WhatsApp grubu oluşturun. 3 kişi, 5 kişi, kaç kişi geliyorsa çıkın birlikte basketbol antrenmanı yapın mesela yani hani anladınız mı? Çıkın birlikte çalışın, birlikte maç yapın. Bu size hayatta bir ne bileyim size bir amacınızın olduğunu hatırlatacak. Çok iyi gelecek size. Dertlerinizi, tasalarınızı, sıkıntılarınızı o anda unutuyorsunuz. Bu ağırlık çalışmalarını da böyle herhangi bir basketbol oynarken, voleybol oynarken, futbol oynarken, spor yaparken en önemli şey de hayatın bütün sıkıntılarından kafanızı arındırıyorsunuz. Maddi, ekonomik sıkıntılar, ailenizde problemler, eşinizde problemler, çocuğunuzda problemler, sosyal yaşantınızda problemler, arkadaşlarınızda problemler, iş yaşantınızda problemler, patronunuzda problemler, her şey gidiyor. Sadece buraya odaklanıyorsunuz. Çünkü koşuyorum, her şey var. Koşuyorum, zıplıyorum, kaçıyor, tekrar yakalıyorum. Aynı şekilde bunları mesela şey yaparken, biriyle maç yaparken de ona konsantre oluyorsun. Anladın mı? Şakalaşıyorsun, espri yapıyorsun falan. Gülüyorsun, eğleniyorsun. Antrenman sonrasının verdiği rahatlık zaten hiçbir şeyde yok. O yüzden sevgili arkadaşlar, videomu burada yavaş yavaş bitireceğim. Neden bu videoyu size çektim? Size bu videoyu çekmemin sebebi
hayatınızda muhakkak ve muhakkak spor olsun. Hayatınızda muhakkak ki muhakkak hareket, egzersiz olsun. İnsanoğlu oturmak için yaratılmamıştır. İnsanoğlu hareket için yaratılmıştır. Dolayısıyla işte her videomda söylüyorum, sosyal medyaya, internete, diziye, filme, bilmem neye, gece dışarı çıkma, sabah saatlerce muhabbet etmeye, şuna buna zaman bulabiliyorsak çıkıp 30 dakika şunu oynamak, inanın ki çok kolay bir şey yani. Hiç zor olmamalı. O yüzden ister salon antrenmanı yapın, isterseniz dışarıda fonksiyonel çalışın, isterseniz basketbol oynayın, isterseniz futbol, voleybol oynayın. Ne yapıyorsanız yapın. İstiyorsanız gidin doğa koşuları yapın ama hayatınıza mutlaka sporu ve egzersizi sokun. Ben bu basketbol çalışmasını, basketbol antrenmanını yaparken sizlere aslında konuşarak bunu vermeye çalıştım bu videomda. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hani kanalımın da amacı bu. İnsanları spora teşvik etmek, sporu anlatmak, sporun neler getirdiğini anlatmak, insana neler kattığını anlatmak. Hani umarım ben size faydalı oluyorumdur. Sizin yaşamlarınıza dokunuyorumdur. Ben şimdi basketbol oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Biraz daha bir 15-20 dakika sonra gideceğim. Ondan sonra bugün pazar. Akşamüstü de bacak antrenmanım var. Geri kalan zamanı da aileme ayıracağım. Herkese Allah'a ısmarladık.